Şu anda Wadsworth Athenaeum Müzesi'nin galerilerinde Albert Bierstadt tarafından yapılan büyük bir tabloyu inceliyoruz. Bu tablonun ismi Hatchy Hatch Vadisi, Kaliforniya. Amerika'nın batısındaki ulusal parklar denilince aklımıza genellikle Yosemite Parkı gelir. Aslında Hetch Hatchy bölgesi de Yosemite'ın sınırları içinde bulunuyor. Hatch Hatchy Vadisi de Yosemite Vadisi'ni oluşturan buzulların oluşturduğu bir bölge. Tabloda inanılmaz uçurumları, oldukça güzel görünen sonbahar yapraklarını ve sessizce akan Putolemi nehrini görüyoruz. Ancak burayı ziyaret etmek ve bu manzaranın tadını çıkarmak artık imkansız. Hech Hechi Vadisi, San Francisco şehrine su temin etmek amacıyla 1923 yılında baraja çevrildi. Bugün bu vadiye gitsek bu yüksek granitten uçurumları, falezleri halen görebiliriz. Ancak vadinin olduğu yerde şu anda devasa bir su deposu bulunuyor. Bu vadi tamamen suyla dolduruldu. Orta planda ve uzakta gördüğünüz her şey şu an sular altında. Halk büyük ölçüde bu duruma itiraz etmişti ve vadiyi korumak isteyenlerle gelişen San Francisco şehrine su sağlanmasının öncelik olduğunu düşünenler arasında büyük bir mücadele vardı. John Muir gibi doğa bilimciler, Hatch Hatchi Vadisi'ne giderek bu vadinin güzelliğini övmüşlerdi. İnsanlar baraj inşa edilirse neler olacağından korkmaya başlamıştı. 19. yüzyıl boyunca Amerika çok hızlı bir şekilde gelişmişti. O dönemde yapılan Amerikan manzara tablolarına baktığımızda Amerikalıların arazileri geliştirdiğini, sanayi ve refah olanakları yarattığını görebiliriz. Ancak aynı zamanda o dönemde gördüğümüz bu doğal manzaralar yok olmaya başlıyordu. Kariyerinin daha erken bir döneminde bir ştat doğudakilere batının nasıl göründüğünü anlatabilmek amacıyla kurulan jeolojik bir araştırma ekibinin parçasıydı. Ülkenin batısındaki yerler uzak bölgelerdi. Doğu yakasındaki insanlar bu yerler hakkındaki bilgilere gazete, dergi ve kitaplardan ulaşabiliyordu. Ancak bir bu büyük ölçekli ve renkli tabloyla insanların dikkatini çekmek istiyordu ve bunu başarmıştı. Hudson River ekolünde yetişen ressamlar için Tanrı'nın doğayı yaratmış olduğu algısı oldukça önemliydi. Ancak ironik bir şekilde bu ressamlar açık kader anlayışının da bir parçasıydı ve bu da Batı'ya göçlerin artmasına sebep olmuştu. Batı'daki bölgeler bundan büyük ölçüde etkilenmişti. Bu tabloyla bir şitatın resme bakanlara bu vadinin adeta bir cennet bahçesi, Tanrı'nın bir katedrali veya modern hayatın karmaşasından kaçabileceğiniz bir yer olduğu izlenimini verdiğini söyleyebiliriz. Ancak buraların hiç keşfedilmemiş bölgeler olduğu düşüncesi tamamen yanlıştı. Çünkü Amerikan yerli halkları uzun zamandır bu bölgede yaşıyordu ve batıya doğru gerçekleşen göçten büyük ölçüde etkilenmişlerdi. Tablonun ortasında gördüğümüz duman kümeleri burada Amerikan yerlilerinin yaşadığına işaret ediyor olabilir. Ancak tablonun yapıldığı 19. yüzyılın sonlarında Amerikan yerlileri büyük ölçüde bu bölgeden göçmek zorunda kalmıştı. Bir ırştat da Amerikan yerlilerinin geleneklerini belgelemeye çalışan ve bu toplulukların yok olmak üzere olduğunu savunan çevreden geliyordu. Burada 1870'li yıllardan bahsediyoruz. İç savaştan sonra bir kavram olarak batı gitgide yaygınlaşmıştı ve sanatçılar batıya erişimin arttığının farkındaydı. Ayrıca yok olan kültürlere de ilgi artmıştı. Bu kültürlere Amerika'daki kovboylar ve Amerikan yerlileri örnek verilebilir. Albert Bierstadt gibi kişiler, Amerika'nın doğusunun çatışmalarla dolu bir yer, batısının ise umut ve çatışmadan kaçış vaat eden bir yer olduğunu düşünüyordu. Tabloda dağların, ışıldayan sislerin ardında kaldığını görüyoruz. Kullanılan formlarda bir yumuşaklık söz konusu. Ancak ön planda ve ağaçların yaprakları, yosun gibi unsurlarda sanatçının detay çalıştığını söyleyebiliriz. Sanatçının sol alt kısma küçücük bir ekleme yaptığını görüyoruz. Burada elinde bir eskiz defteri tutan ve önünde uzanan Hech Hechi Vadisi'ni inceleyen bir insan figürü var. Bu sanatçının kendisi de olabilir ya da iç savaştan sonra ülkenin Batı'yı nasıl algıladığına dair bir temsil de olabilir. John Muir Hech Hechi Vadisi'ni tanımlarken bu bölgeyle ilgili oldukça güzel şeyler söylemişti. Hech Hechi Vadisi oldukça büyük bir tabiat bahçesi. Doğanın en nadir görülen ve en değerli dağ tapınaklarından biri duvarlarındaki görkemli kayalar adeta hayatla ışıldıyor bazıları dinleniyormuş gibi bazıları da düşünceli bir şekilde dimdik duruyor bu kayalar fırtınaları da sessizlikleri de aynı hoşgörüyle karşılıyor kaşları gökyüzünde ayakları ağaçlıkların arasında çiçeklerin kapladığı ovalar oldukça neşeli kuşlar arılar ve kelebeklerse nehrin ve şelalenin tüm bu havayı müzikle birleştirmesine yardımcı oluyor o dönemden beri çevreciler bu bölgenin barajla çevrilmesiyle ilgili üzüntülerini dile getiriyor. Heçeçi Vadisi'ni yeniden eski güzelliğine kavuşturmak, bölgedeki suyu çekmek ve bitkilerle ağaçların yeniden büyümesine fırsat tanımak için insanlar büyük çabalar sarf etti. Hatta Heçeçi için verilen mücadele kaydedildiğinde Muir şöyle söylemişti. Doğanın bahçeleri için gösterdiğimiz mücadele bir kenara atılmadı ülkenin uyuyan bilinci bu sayede uykusundan uyanmış oldu ve artık öfkeli kötülüğe karşı bir tür iyilik bir telafi gelmeli. Kısacası hiç haç vadisi sayesinde halk nelerin yitirilebileceğine dair bilinç kazanmış oldu.